Arkadaşlar merhabalar. Kocaeli tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim tablomdan çıkarabildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Umarım iyi sonuçlar alabiliriz. Kocaeli yarış programı yeni başladı burası da program olarak. Yeni gelen atlar da var. Tabii bu da bizleri biraz sıkıntıya sokuyor karşılaştırma babında. Gene bütçeleriniz her zaman olduğu gibi dikkat edin derim. Bu yorumda yapmış olayım. Zor koşular yani biraz kolay indirmeye çalışıyorum ama terslikler de gelebilir. Çok rahat gelir. Birinci koşusu maiden. Örneğin maiden'da çıkmak isterlerse cümlesini kuraraktan 4, Kaisberg 5, bunlar son yarışları iyi. 8 dişi safkan, 2, 1 yeni koşan at. Bunlar da yarışta şanslı kalabilirler. Bu maiden'da görebildiğim bu oldu. Hatta yeni koşan atlardan ekstra bir koşu çıkartan olursa o bile kazanabilir. Arası olan Safkan örneğin. İkinci koşu şartlı 4 dişi. 2 tane maiden çıkan Safkan var. 1 ve 2 nolu Safkanlar. Bunlar arasında geçer. Bir yüksek AGF. Son yarışı kötü. 2 de ara var. Hani tek kullanılacaksa 1'e itirazım yok. Rakip olarak, ciddi rakip olarak da 2 nolu Safkan çıkıyor. Bir de yeni koşan bir Safkan var. Hani şartlı 4'e getirip böyle maiden atlarını yazmışlar ama sıfır olan yani şartlı bir koşacak olan atı şartlı 4'e yazıldığı zaman böyle bir terslik yapabilecekler durumda çıkıyor. 7 nolu safkanında yeriniz varsa yazmak isteyen arkadaşlara ne olacağı belli olmaz. İşaretini bilir. Normalde bu at buraya yazılmaz. Onca maiden var. Onları yazmıyorlar. Getirip şartlı 4'e kolay bir gruba yazıyor. O da başka mesele. Yani 1 ve 2 de çok kötü koşabilir. Dişi yarışı olduğu için de çok fazla güvenemiyorum buradaki AGF'ye. Umarım kazanır. 1 nolu saflı. Üçüncü koşu. Handikap 14. Handikap 2. Jokey olan 50 gün arasına rağmen şartlı 4 yarışını gördüğüm, beğendiğim 3 nolu safkan. Ben de favori çıkıyor. Favori koşuyor. Bir yüksek AGF apranti, iki apranti kaliteli değiller. Bir kalite handikap puanı yüksek veren Safkan, o da yani yamak bir ile start alıyor. Jokey koysalar bir nolu Safkan'ı daha ön planda tutar idim. Ben 3'ün yazılması taraftarıyım. 1, 2 hatta 4, 5 meydan atları bunlardan tercih etmenizi tavsiye ederim. Görebildiğim bu oldu. 3'ün yanına tuttuğunuz atı eklemenizi tavsiye ederim. Dördüncü koşu altılı başlangıcı. Handikap 14, handikap 2. 5 ve 3 arasında bir yarış olma ihtimali çok yüksek. 5 tek olabilir son yarışından sonra. Güçalp mesafeye çıkıyor. Ne yapacak kestiremediğim bir at oldu. Güçalp de kaliteli bir attır. Boş at değil. Sürpriz koşar çıktı. 4, 2, gene bu atlardan sonra şanslı olabilirler bu Arap grubunda. Çok da sevmediğim Arap yarışları. Çalışması zordur, sonucu tehlikelidir Arap yarışları. Hani iki ayaktan risk alalım derseniz 5'i öneririm. 7, 1, 6 bunlar daha iyi şanslı kalabiliyorlar. Çünkü hepsi hemen hemen hepsi bu mesafeyi çıkıyor. Bazen çok ekstra koşan atlar çıkabiliyor bilmekteler. Beşinci koşu şartlı 4 dişi. Burayı da çok at görürsünüz. Sebebi burada da sürpriz potansiyeli var. Hani hepsini yazın diye de işaretlemiyorum. Bunları göstermemin sebebi varsa sürpriz tuttuğunuz atlar ekleyiniz diye arkadaşlar. Yani hepsini yazacağız diye kayda kural yok. Ben kendi altılıma yani hepsini yerim yoksa katiyen yazmam. Öyle bir şey yapmam. 8'de başlayacağım. 8 bende. Favori Kaisberg. Bu yarışı hedeflemiş olabilirler. Şartın kilosunda ve bence şarta en uygun safkan bu at. 8. Kaisberg. Yani Gideros gibi Kaisberg. Kalite handikap puanı iyi verdi. Yazılması taraftarıyım. Özel bir tekiniz yoksa. 1 ve 3 şartlı 5'te 1-2 olan safkanlar buradalar. Demir bike, bu elmas bikeler gene aynı şeyi yapıyorlar. Jokey'e tabi değiller, kafalarına göre yarış koşuyorlar.
Apprenti tabi olursa iyi koşar. Yoksa gene kafayı kaldırır. Çok güçlü atlar. Ancak yarışma özellikleri zayıf olan atlar. Şen Ocaklı'nın elmas pikesi. 1 ve 3. 7 Kaysbert, 2 bu grubun atı değil, üst gruplardan şartı 4'e yazmışlar. Ne koşacağını kestiremediğimiz Safkan. Yani son 4 yarışı 0 gördüyseniz. Yazılır Safkanlar 4, 5, 6, 9. Yine Arap yarışından dolayı ihtimalli kalırlar. Bunlardan da varsa inandığınız Safkan işaretlemenizi tavsiye ederim. 4, 5, 6, 9. Önerim 8'in kuponlarda olması. Pilasesi bir nolu Safkan. Cemal Paso ile bu apranti ile bir deste Fos'tan da etkili bir yarış gelir. 6. koşu şartlı 4 gene zor, bakın bu şartlı 4'ler dün Şanlıurfa'da dahi o durumlar var idi. Maiden dişi Arapları, şartlı 3 dişi Arapları, buralardan sürpriz çıkma ihtimalleri çok yüksekti, sonuncu atlar geldi. Benim sonuncu atları, hele ki handikap almamış atları söyleyebilmem için müneccim olmam gerekir yani. O atlar görünse bilinse mutlaka AGF'ye çıkarılır. İşte bu şartlı dörtler de sürpriz çıkartabiliyorlar. Avukat örneğin grubun en kaliteli atı çıkar her zaman. Geçen seneden bildiğim bir at. Avukat şartlı dörtten başlıyorlar. Yani AGF kazanabilir, itiraz etmiyorum. Buradaki atların hiçbirine itiraz etmem. Önereceğim safkanlar 8 ve 9, 4 yaşında son yarışları başarılı olan safkanlar. Ben yazılması taraftarıyım bu iki safkanın. Diğer atların hiçbirine ne olur ne de olmaz derim. Varsa inandığınız, tuttuğunuz eklemeyi de size bırakırım. Önemli olan burada 8 ve 9. Bu maiden genç atların, hala maidenler, genç atların bu yamak bir koşusuna yazılması. Burada tahmin yürütmek çeşitli sebeplerden çok zordur. 7. koşu şartlı 4, 4 yukarı Araplar 1 kayıp koşusu çıkartmazlarsa ilgilileri Ekünüs ile birlikte tek olur kazanır. Dost bağı. Eksik koşar ise diğer atlar şans daha da koşarlar. 3, 5, 4 onlar diğer görebildiğim saptanır. 8. koşu handikap 15 dişi handikap 2 tek olabilir bir safkan 2 Lenora ki kazanmasını bekliyorum yani. Rakibinin de favorisini, yarışın favorisi önereceğim 4 nolu safkanı. Ben 2'nin kuponlarda olması taraftarıyım. Ve tek olarak da bekliyorum kendi adıma. Tabii üstündeki yamak birin hata yapmaması gerekiyor. Yani biraz idareli gitmesi gerekiyor gördüğüm bu yarışta. Eksik koşturursa 4 arkadaşlar. 4'ün yarış kazanma ihtimali yüksek. Sonra bakın hala devam ediyor. Dişi yarışı bu da. Handikap dişi yarışı. 1, 3 bunlar da kilolarına rağmen ihtimalli duruyorlar. Bir satıştan buralarda 3 kilosuna rağmen son yarışı ikincilik. Diğer atlar hala meydan atı. 9. ve son koşu. Burada Akkoç bir nolu safkan favori. Favori kalsın yalnız. Burada bir tehlikeli koşacak bir safkan var. Sürprize çıktı bende. Dişi safkan. Gelibolu ikisinin orijini aynı. Uzatayım. 9'da sürpriz yapar durumu. 5 yazılır 3, 4, 2. Maiden Araplar. Hiç sevmem Maiden Arapları. Çıkmak isterlerse 1, 9, 1'i çıkar. Hangisini tek atarsanız kabulüm. 5 yine iyi koşması gerekir. 3, 4, 2 sırasıyla sürprizde kalan safkanlar oldular. Kocaeli bugün böyle arkadaşlar. Yine başta söylediğim gibi şartlar iyi değil. Yarış şartları iyi değil. Yani oralardan 3-4 tane var hem de ikinci altılıda özellikle. Çok ters atların gelme ihtimali yüksek. O yüzden bütçelerinizi çok fazla aşmayın derim. Şansımızı denemek her zaman en güzelidir. Az kuponlarla, bütçemizi zorlamadan tuttuğumuz atları yazarak beklemek en güzelidir. Yoksa bulunması zor bir duruma gelebilir Kocaeli altılısı. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.